Antakya Kadın Dayanışması ve Hatay Kadın Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Antakya Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Kadın, yaşam, özgürlük. Şiddet görmüş, öldürülmüş kadınların fotoğraflarını ve kadınlar karanlığı dayanışmayla aydınlatacak yazılı bir afiş taşıyan kadınlar, kadın haklarını savunan sloganlar attı. Basın açıklamasını Antakya Kadın Dayanışması ve Hatay Kadın Platformu adına Özlem Mansuroğlu okudu. Uluslararası Kadın Günü'nün sosyalist kadınlarca ilk kez kabul edilmesinden 118 yıl sonra çocuk istismarı, annelik dayatması, aile hukukunun dinselleştirilme adımları, Diyanet fetvalarıyla toplumun gericilikle yeniden dizayn edilme çabaları, savaş politikalarıyla saldırgan, hakimiyetçi, erkek nesli yaratılmaya çalışılıyor. Mansuroğlu, kadınların haklarının her geçen gün daha çok sömürüldüğünü vurguladı. Düşük ücretli, kısmi süreli, esnek, yarı zamanlı, uzaktan, evden, kayıtsız, sigortasız, güvencesiz çalıştırılıyoruz. Mansuroğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı. Artan işsizlik ve yoksulluk, evin iktidarların kadın bedenini ve emeğini daha fazla denetlemek için kullandığı bir araç haline getiriliyor. Emeğimizin sömürülmesine izin vermiyoruz. Kadın cezası, zina tartışması şer'i hukuk demektir. Asla kabul etmiyoruz. Layık bir ülkede yaşamak ve erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Konuşmalar ardından Mor Dayanışma tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekilen bir tiyatro oyunu sergilendi. Adam karısını öldürmüş. Bunun neresi kadın cinayeti kardeşim? Ya adam cinnet getirmiş. Efendim kadın onu terk etmiş. E tabii ki yani öyle olacak sonu. Hemen abartmayalım lütfen ne cinayeti ne kadını ya. Ama efendim kadın şikayette bulunmuş. Koruma talep etmiş defalarca. Aman her koruma talep edene koruma verseydik eşimiz eş.